kapı neden açık böyle? Herkes uyuyor mu? Sen... Merhaba güreşçi. Boynuzsuz boğa seni. Hatırlıyor musun? 20 yıl önce belki de. Hayatımda ilk kez bir hata yaptım. Tetiği çekmek yerine son anda durmayı tercih ettim. Halbuki kutsal kitap ne der? Ha? Görevini yap. Ben de bugün yapacağım. Yapmam gereken görevimi. Hayır. 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 Hayır, sen dönmüş olamazsın. Hayır. Amini ben. Malik, hayır, sana bir şey olamaz Malik. Çekil be, geç şöyle. Aa, ben gerçekten çok özür dilerim. Ne yazık ki geri döndüm. Festivalde ben de bulunmak istedim ama karanlıkta su tabancası yerine bunu almışım işte. Patlayıverdi. Malik. Aa, şuna bak. Boynuna benim taktığım zinciri çıkardın demek. Ne sanmıştın? Bir daha dönmeyeceğim mi? Ha? Ama döndüm. Geri döndüm. Ve bu evden düğün alayı falan çıkmayacak. Yerine senin cenazen çıkacak. Duydun mu? Hayır. O fırlayan şey çakıl taşı değildi, kurşundu. Seni dedeler, geçer, haberin olsun. Ha? Roman! Sizi bir duyan yok mu? Yardım edin bize. Hiç kimse yok. Sadece ben de. Sayın Bayan Singh Chaudhary. Anlaşılan Bombay'da kendine ve kızlarına çok iyi bakmışsın. Aferin sana. Ama işte geri döndüm ve şimdi intikamımı alacağım. Hayır, Madhu'ya en ufak zarar veremezsin. Tamam canım. İstemiyorsan onlara hiçbir şey yapmam. Ama seni seve seve gebertebilirim. Anne! İşin bitti. Evet.
Gel bakalım buraya. Sen de benim düşmanımsın. Ne sanmıştın acaba? Hiç dönmeyeceğimi mi? Ben Balraj Singh Chaudhry'yim. Duydun mu beni? Tek gerçek benim. Balraj. Hayır, hayır. Geri dönemez. Hayır. Anne? Anne, ne oldu? Niye uyumuyorsun sen? Yok bir şey canım. Sen uyu. Beni merak etme. Git yat sen. Anne, yarın evleniyorsun. Yoksa tahmin ettiğim kişiyi mi düşünüyorsun? Madhu. Ben İlhanba'da çok çabalıyorum. Ama o şeytan yine de hep kafamın içinde bir yerlerde. Madhu, o canavar geri döndü. Evet Madhu, gördüm onu. Balraj Singh Chaudhry. Seni öldürmek istedi. Ve şimdi geri döndü, yine burada. Döndü, biliyorum, döndü. Evet Madhu, döndü. O rüyamda gördüm. Nasıl gördüm, sana da anlatayım mı kızım? Önce Malik'i öldürdü. Ve sonra beni de vurdu ve en son seni öldürmeye yeltendi. Ama Madhu, ne kadar korkuyorum bilemezsin. Öyle gerçekti ki, inan bana, rüya gibi değildi. Sonunda bunca yıldır yapmak istediğini yaptı. Evet kızım, o bunca yıl hep bizi öldürme hayaliyle yanıp tutuştu ve artık bunu başaracak. Kimse gelmedi. Duyuyor musun? O burada değil. Sen bir kabus gördün, hepsi bu. Anne, geçmişi unut artık. O adam bizim hayatımızın çok dışında ve sen yarın yepyeni, tertemiz bir sayfa açacaksın anne. Hepsi bu işte. Zorlukta güç ver bana. Sıkıntıda sabır ver. Korkularımı yenmemi sağla. Allah'ım hep yanımda ol ki zorlukları aşabileyim. Bir şey olmayacak anne.
Evet evet tabii anlıyorum ama bir sorun var. Trişne bu ara gerçekten çok yoğun, o yüzden gelemez. Bana adresi verin, ben onun yerine hemen gelebilirim. Üzgünüm efendim, adresi veremem. Bakın bakın merak etmeyin, ben de sizi çok iyi anlıyorum ama Trişne bana her konuda güvenir. Bana sormadan adım bile atmaz, o yüzden lütfen bana adresi verin, ben giderim, tamam mı? Hadi lütfen adresi verin. Peki o halde, adres şöyle. Ratna Stüdyoları, Mahakali Yolu, Doğu Antalya. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Adres diye burayı verdi ama ben burayı biliyorum sanki. Evet biliyorum tabii, Ratna Stüdyoları. Eski sahibi Bay Doğavan değil miydi? Ne oluyor burada? Kimsiniz? Ben şu şey yapımcıya... O bugün kimseyi göremez efendim. Neden? Hadi Pinto, Bay Chaudhry her şey tamam mı diye sorup duruyor. Evet evet her şey tamam. Dur biraz, bugün evleniyor mu yoksa? Hayır ama eski hanıma evleniyor, onun düğünü var. Hanımım. Adam. Evet Balraj. Bu adam Trishna'nın yapımcısı. Erkek tarafı her zaman çok dakiktir. Saatler öncesinden hazırlandık. Damat tarafı, gelin tarafı ne diyorsunuz anlamıyorum ki. Ne yapalım anne? Burası hem kendi evin hem de aynı zamanda gelin geldiğin ev. Ama geleneklere göre damat gelin evine gitmeli. Bize bir düğün ortamı yaratalım dedik anne. Yani ben gelin tarafıyım. Evet. Ve ben de erkek tarafı oluyorum. Roma? Roma? Anne... Malik'i içeri alalım mı? Tamam ben çıkarım. Geliyorum. Dürüst ol. Malik'i çağıralım mı? Trishna, Roma nerede? Malik bir dakika. Dur içeri girmek yasak. Damadın gelini görmesi yasak. Bir dakika. Roma nerede? Onun son dakikada bir işi çıktı. Fırlayıp dışarı gitti. İşini bitirip oradan doğruca mabede gelecek. İyi de bu ne hal böyle? Sen daha hazırlanmadın mı? Ben de içeridekilere damat hazır diye hava atıyordum.
Senin niyetin beni rezil etmek mi? Çabuk 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 hazırlanmalısın hadi. Halacık çok tatlısın. Aa! Sen de onlar kadar güzelsin ha? Halacık. Ona iyi bakın, hiçbir yere gitmesin sakın. Abinin düğününe yetişmesi gerekiyor çünkü. Alın götürün buradan çabuk, hadi götürün gitsin. Bir daha görmeyeyim. Ne, oturmaya mı geldik? Hadi işin acı. Hadi. Anne, otur hadi. Dicle, ne yapıyorsun? Herkes arabaya bindi, beni oyalama. Kapat gözlerini, kapat, bakmak yok, yasak. Evet, işte bu kadar. Açabilirsin. Anne, geçelim mi? Hadi. Hadi siz de çabuk geçin. Erkeği mi dekor ettirdi? Erkeği bize yepyeni bir hayat verdi. Hem kızımızı çok mutlu etti, hem seni, hem beni. Hayatımızı güzelleştirdi. Madu, ben düşündüm de önce gidip dua etsek daha iyi olacak. Evet, anne, Bayan Rada geldi. Siz gidin, ben onunla geleceğim. Tamam. Gelin anne. Allah'a emanet ol kızım. Ortama bakın. Her yer ne kadar güzel, öyle değil mi? Bütün bunları Arke'yi yaptı. Bugün nasıl da mutluyum. İnanın bunu anlatamam. Ciddi olamazsın. Bu gece kondu halkına servet harcamış. Bu resmen bir dilenciyi 5 yıldızlı otelde dondurma yemeğe götürmek gibi. Hayatım, herkesin hayalleri vardır. Hem sen de gecekondudan geldin. Ben de senin mahallende çok lüks bir parti vermiştim. Hatırladın mı? Baba, damat bey sana çok benziyor. Demek istediğim, sen de 2 kez evlendin ya. Arkay'ın annesi ve yani aslında 2 kez evlenen annem oldu. Ve şimdi bak, Madubala'nın annesi de 2. kez evleniyor. Bence onun için diklemelisin. Kardeş oldunuz artık. Kenny. Senden bana öyle bilge bir laf etmeni bekliyorum ki böylece annenin bir eşek değil bir erkek doğurduğundan emin olabileyim. Dinle. Ayıp olmasın diye geldik. Kendimizi gösterip 2 dolanır sonra çıkar gideriz, tamam mı? Anne. Hadi buyurun. Tamam. (Gülüyor)